Şimdi Allah dünyayı savaşa hazırlıyor. Bir dünya savaşını hazırlıyor ama tabii bu yani İstanbul'a yıkım getiren, Türkiye'ye yıkım getiren bir savaş olmaz. Yani Mehdi'nin olduğu ya olduğu bir yerde böyle bir şey olmaz. Ama kısmi yıkımlar olur. Yani kısmi olaylar olur. Çok büyük olaylar olacağı anlaşılıyor. Yani yayılmış bir savaş olacağı anlaşılıyor. Şimdi bak Suudi Arabistan'a musallat olacaklar. Suudi Arabistan zaten Büyük Ortadoğu projesinde var bölünmesi. Suudi Arabistan bunu hiç düşünmedi. Halbuki sıradan gidiyor adamlar. Bak Suriye'yi çözemediler, delirdiler. Cinnet getirdiler. Akıl almaz bombalıyorlar. Her yeri yakıp yıkıyorlar. Bölemedikleri için. Bir an önce yıkmaya çalışıyorlar. Bütün bunların arkasından Mehdiyet güneş gibi doğacak. İsa Mesih de öyle. Ama hayat yine devam eder. Hiçbir şey değişmez. Göreceksin. Hükümetler, her hükümet iktidarda yine devam eder. Yani yine partiler olur. Yani onda bir değişiklik olmaz. Mehdi zuhur ettiğinde ona inanmayan biri olur mu ya da fiziki müdahale etmek isteyen biri? Yok, Mehdiyet sevgidir sadece. Mehdiyet çünkü iddiası yok, hırsı yok. Mehdiyet kendi evinden idare ediyor. Mehdiyet'in ana görevi, birinci görevi hadislerde adalettir. Dünyada adaleti yayıyor. Terör ve anarşi yok oluyor. Sevgi, merhamet, şefkat, sanat, estetik ve kalite. Mehdi'nin görevleri bunlardır. Bu konularda hükümetleri uyarır. Yani tavsiye makamıdır Mehdiyet. Tavsiye ama her tavsiyesi yerine gelir. Yani nasıl Milli Güvenlik Kurulu oluyor hükümete, tavsiye bir hükümet yerine getiriyor. Adeta onun gibi yani. Ama zora dayalı değil bu. Gönüllü, sevgiye dayalı bir karar alma ve uygulama olacak. Mesela Suudi Arabistan'a bir tavsiyesi olur, hemen uygular. İran'a bir tavsiyesi olur, hemen uygular. Çünkü sevgi öğretmeni olduğu için.